Geldiniz. Bu akşam Panorama'da bugün için en kıymetli konu olan, aslında her gün için en kıymetli konu olan eğitim. Niye bugün parantezini açtım? Malumunuz pandemi gölgesinde eğitimin bugün son günüydi. Şartlar normal olsaydı çocuklarımız bugün karnelerini alıp eve geleceklerdi. Karne günüydü bugün. Yani 2020-2021 eğitim öğretim yılı bugün nihayete ermiş olacaktı. Biz de bu yılın eğitimini konuşacağız. Neler kaybettik, neler eksik kaldı ve neler bizi bekliyor ilerleyen süreçte, onları masaya yatıracağız. Konu, tabii Şanlıurfa Eğitim Camiası yakından tanıdığı, gerek resmi gerek özel kurumların her ikisinde de şehrine hizmet etmiş kıymetli bir yönetici, eğitim yöneticisi arkadaşımız Mehmet Ercan. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Kırmadınız bizi, ayaklarınıza sağlık. Biz davetiniz için teşekkür ederiz. Böyle sizinle bir süre önceki sohbetimizde bu ayı bütünüyle eğitime ayıracağınızı, evet, bütün programlarınızı eğitime ayıracağınızı belirtmiştiniz. Bu bizi hem mutlu etti. Evet. Yani ben bu anlamda bu şehrin bütün çocukları adına sizin bu hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Estağfurullah. Evet, kıymetli hocam, tabii eğitimin birçok alanda bulundunuz, sınıfta bulundunuz, ders anlattınız. Masanın diğer tarafında oturup idarecilik yaptınız. Veliyle, öğrenciyle, sistemle her şekilde haşır neşir oldunuz ve bugün bir karne günü, evet, olmalıydı, olamayan bir karne günü. Yani bugün normal olsaydı her şey, karnelerde sezonu kapatmış olacaktı. Karne dağıtımını yapamadığımız bir karne günü. Evet. Önce ilk kez böyle bir şey yaşanıyor diye onunla ilgili duygularınızı alayım. Nasıl bir gündü, evet, bugün? Yani sizin programın başında da belirttiğiniz gibi normal hayatın akışı içerisinde biz bugün böyle 18 milyon öğrenci karnesini almış olacaktı. Evet. 18 milyon öğrenci uzun sürecek bir tatile başlamış olacaktı. Biz bu tatilin nasıl geçirilmesi gerektiği, tatilde neler yapılması gerektiği ile ilgili velilerimize, öğrencilerimize düşüncelerimizi aktarıyor olacaktık. Tatlı bir yorgunluğun böyle dinlenme aşamasına, tatil aşamasına geçmiş olacaktık. Ama maalesef bunu yaşayamayacağız. Şu an velilerimizle, öğrencilerimizle, öğretmen camiamızla bir tedirginliğin içerisindeyiz, bir belirsizliğin içerisindeyiz. Temennimiz bu bizim karnelerimizi almadan geçirdiğimiz son dönemimiz olsun. Bundan sonra okullarımızda fiziksel olarak temas ettiğimiz karnelerimizi gününde aldığımız eğitim öğretim yıllarına kavuşmayı böyle özlemle, evet, bekliyoruz. İnşallah. Değerli izleyiciler, sosyal medya üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Ben güzel bir hazırlık yaptım kıymetli hocam için. Hem şehir genelinde hem ülke genelinde neler konuşuruz diye notlarımı aldım ama sizler de katkı sunabilirsiniz. Sorularınızı ve katkılarınızı Twitter üzerinden ekran alt köşesinde görüyorsunuz. @omerag63 adresinden bize sorularınızı ve katkılarınızı sunabilirsiniz. Evet sayın hocam, 2020 yılında eğitimde neler yaşandı? Evet. Ne verdi değil, ne aldı bizden? Evet. Çoğunlukla aldı. 2020'de eğitimde neler kaybettik? Evet. Nasıl bir kaybımız var? Neler yaşandı eğitimde? Oradan başlayalım. Yani bu bir milat. Yani bundan önce dünya savaşlarının yaşandığı yıllarda dahi dünya ölçeğinde bu kadar büyük tahribatlar yaşanmamıştı eğitim açısından. Böyle Türkiye açısından dünyanın birçoğunda benzer seyirler yaşandı. Türkiye'de biraz farklı izledi. Mart ayı gibiydi. Böyle ilk vakanın görülmesine müteakiben okullar tatil edildi. Tabii bu o süreç içerisinde acil tedbirler kapsamında alınmış bir karar olarak algılandı. Hepimiz o şekilde değerlendirdik. Fakat sonunda bunun aslında dönemin sonuna kadar süren bir karar değil, yeni yılın Eylül'ün başlamasıyla devam eden bir karar olduğunu gördük. Ve dolayısıyla şu an bunun acı sonuçlarıyla yüzleşmek üzereyiz. Her gün biraz daha yüzleşiyoruz. Ve maalesef süreç ilerledikçe bu yaranın derinliğini çok daha yakinen hissedeceğiz. Evet. Bu kaybettik diye sordum ya. Evet. Eğitimin tüm paydaşları mı kaybetti? Bir kısım daha mı çok kaybetti? Bu işten, bu süreçten yani fayda sağlayan demeyeyim de zararı az olan. Puan kaybettik mesela, evet, yüzde eğitim kalktı. Evet. Yüzde eğitim kalkınca uzaktan eğitimden birileri çok hakkaniyetli bir şekilde faydalandı. Evet. İmkanlar yeterli. Birileri de gerçekten faydalanamadı. Evet. Bu işten bir böyle kıyaslarsak bölgesel mi kıyaslayalım, kültürel olarak mı kıyaslayalım? En çok kaybeden
kim oldu? Yüzde eğitimde neler kaybettik sorusunun içerisine koyayım onu. Yani aslında bununla ilgili resmi istatistikler var. Yani bir süre önce de gündem oldu. Bakanlığın EBA'ya erişimle ilgili istatistikleri yayınlandı. Bu istatistiklerde de bazı bölgelerin eğitime uzaktan erişimlerinin çok daha az olduğu görüldü. Bütün Türkiye ölçeğinde kıyaslarsak nüfusun öğrencilerimizin belki üçte birine yakını EBA'ya hiç erişemedi. Ama bazı bölgelerde bu çok daha fazla oldu. Dolayısıyla da o eğitimdeki fırsat eşitsizliği biraz daha derinleşti. Kaybedişimiz eşit olmadı. Kaybedişimiz kesinlikle eşit olmadı. Bu yakın zamanda LGS sınavımız oldu, liselere geçiş sınavımız oldu. Biz yine böyle eğitimcilerle sohbetimizde durumu değerlendirdiğimiz zaman önceki yıllarda kırsaldan şehrin fen liselerine, nitelikli liselerine yerleşen öğrencilerin sayısı çokça fazlaydı. Çünkü bu öğrenciler belki şehir merkezindeki öğrenciler gibi özel derse, etüde, dershaneye, koleje erişme imkanları yoktu. Ama onlara bu fırsatı sunan ya da bu aradaki makası daraltan fedakar öğretmenleri vardı. O öğretmenleriyle bir araya geliyorlardı, derslerini işliyorlardı, sorularını çözdürüyorlardı, hazırlanıyorlardı. Ama uzaktan eğitime geçince o öğretmenleri de onların elinden aldık. Dolayısıyla onların yarıştıkları akranlarıyla şartlarını eşitleme şanslarını da elinden aldık. Fatura aslında tam olarak daha çıkmadı diyelim. Bunun faturası ne zaman çıkacak? İşte LGS sınavı yapıldı haftaya. Evet. YKS sınavı yapılacak. Bunun yani bölgesel sonuçları mutlaka bir istatistik olarak elimize geçecek. O sonuçları da kıyasladığımızda teknolojik olarak biraz daha mahrumiyet yaşayan alanlarda coğrafi olarak kastetmiyorum. Bu teknolojiye ulaşamayan Ege'nin bir köyü de olabilir. Karadeniz'in bir köyü de olabilir. Yani bölgesel olarak değil. Türkiye'nin tamamı için söylüyorum. Hı. Dezavantajlı grubun kim olduğu ortaya çıkacak sosyoekonomik olarak. Peki bizi bu pandemi bitecek. Elbet bitecek ki evet. İnşallah bitmeye de başlıyor. Bugünkü son aşı doz sayısı 40 milyonu buldu. 40 milyon doz aşı yapıldı. Türkiye'nin tamamına aşı yapılmayacak. Çünkü 18 yaş altına inmiyor. Genç bir nüfus. Yani 20 milyon erişkin şu an aşıyla buluştu çift doza çevirirsek. Ki bence daha fazladır. Muhtemelen sezon başında bu iş bitecek. Bizim ne bekleyecek peki sonrasında eğitim edeni konuşursak? Yani sizin bahsettiğiniz gibi biz bunun etkileri nelerdir? Böyle tahmin edebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Ama böyle bilimsel olarak daha bunlara sahip değiliz. Ve süreç ilerledikçe bu dezavantajlı şeylerin, bu dezavantajlı bölgelerin özellikle ki bizim ilimiz bunların başında geliyor. Düştükleri ciddi anlamdaki sıkıntının daha yakinen farkına varacağız. Şimdi siz bir darbe aldığınız zaman bu darbenin sizde uyandıracağı etki sizin direncinizle, sizin ayaklarınızın sağlam yere basmasıyla orantılıdır. Eğer güçlüyseniz, eğer dış bağımlı değilseniz, eğer gerçekten böyle ihtiyaçlarınız giderilmiş ise siz bu darbeden sonra çok kolay toparlanırsınız. Ama eğer zayıf iseniz, zaten eksiklikleriniz var ise bu darbe sizi yere düşürür ve kalkmanız zor olur. Bunu şu şekilde ifade edeyim. Eğer derslik başına düşen öğrenci sayınız çok fazla ise, eğer öğretmen başına düşen öğrenci sayınız çok fazla ise, derslik ihtiyacınız var, öğretmen ihtiyacınız var. Bu tür bir durumda sizin bunu telafi edebilme şansınız çok daha zorlaşıyor. Bu süreç uzadıkça da sizin telafiniz çok çok daha zorlaşıyor. O yönüyle yani ben programın başında belirttiniz. Böyle kamuda da görev aldım. Resmi evet, okullarda evet. Da çalıştım. Ben şahsen şu an İsmail Bey'in, İl Milli Eğitim Müdürümüzün yönetiminin ya da bakanlığın kadrosunda bulunmak istemezdim. Çünkü bu gerçekten bu süreç içerisinde kendilerini çok zor bir görev bekliyor. Çok zor bir süreç hele bekliyor. Urfa'da, hele Urfa'da. Yani Batı'da birçok yerde internete erişimle ilgili problem yok. Online derslere katılma baktığınız zaman ciddi bir olanda derslere katılım var. Ama burada maalesef bırakın kırsalı, şehir merkezinde internete erişim problemi olan okullarımız, öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bizimle başka okullar arasında, başka iller arasındaki makas maalesef çok daha fazla açıldı. Bununla beraber yani bizi bekleyen sıkıntılar nelerdir? Okula erişim imkanı olmayan dezavantajlı çocuklarımız vardı. Mesela mevsim işçilerimiz vardı. İşçileri, ya da çalıştırılan çocuklarımız vardı.
ya da özel eğitime muhtaç olan çocuklarımız vardı. Bu tür dezavantajlı çocuklarımız da yine bu süreçten en fazla zarar gören çocuklar oldu. Okula bağı, okula devamlılığı böyle pamuk ipliğine bağlı olan birçok öğrenci vardı. Belki onlar bu süreçte artık tamamıyla kopmuş olacaklar. Bir daha toparlanmaları gerçekten zor olacak. Bu süreçte yine şehrimiz için öncelikli olmak üzere çok kalabalık okullarımızda eğitimin bir maliyeti vardı. Bir bütçe ayırmak gerekiyor. Fakat biz her yıl bunun sancılarını yaşardık. Burada hijyen için okullarda bulunması gereken asgari temizlik malzemelerinden tutun, bu konuda görev alacak personele kadar. Dolayısıyla da şu an biz onu çok daha yakinen, çok daha derinden hissedeceğiz yine. Çünkü daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırdığı bir bütçe vardı ki bunun büyük bir oranı personel giderlerine ayrılıyordu. Şimdi bunun yanında özellikle hijyen tedbirlerinin alınmasıyla ilgili bakanlığın buna çok ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. Personelle ilgili ciddi bir bütçe ayrılması gerekiyor. İşte şu an telafi eğitimleri süreç içerisinde şu an konuşuluyor. Ayrı belki sizin de gündeminizdedir. Evet. Ona. Şimdi onun için yapılması gereken hazırlıklar nelerdi? Bunlar yapılabildi mi? Bütün bunlar 2020'de yaşadığımız sizin tabirinizde evet. Pandemi gölgesindeki eğitimin problemleridir. Peki bu bir şeyler yapıldı. Uzaktan online eğitim evet. Bir şeyler yapıldı. Öğrenciye ulaşmaya çalışıldı. İçerikleri ile ilgili neler söylersiniz? Yani o içerikler yetti mi uzaktan eğitim vermeye? Öğrenciye yetti mi? İçerikler dolu muydu? Daha farklı olabilir miydi? Erişilemeyenler durdu evet. Zaten. Onlar erişemedi evet. Onlara. Evet. Erişenlere gelelim. O içerikleri nasıl buldunuz peki? Yani öğrenci yüzde eğitim alırkenkinin daha mı fazlası vardı, daha mı azı vardı? Kazanım olarak nasıldı onlar? Evet. Şimdi tabii uzaktan eğitimin, online eğitimin içeriğini de diğer yansımalarını da ciddi anlamda değerlendirmek gerekir. Bakanlığımız, şu an Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamıyla gerçekten içerik hazırlamayla ilgili çok ciddi çalışmaları oldu. Öğretmenlerin bu anlamda ders anlatımlarında kullanacakları materyallerle ilgili çok ciddi hazırlıkları oldu. Ve eğitim camiası da bu anlamda gerçekten öğretmenlerimiz ciddi anlamda buna mesai verdiler. Fakat bununla beraber artık gündemimize yeni bir kavram girdi. Öğretmenlerin gündeminde sınıf yönetimi kavramı vardır. Evet. Yani bir öğretmen kendi sınıfını nasıl yönetmeli? Bununla ilgili sınıf kuralları nelerdir? Her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Herkesin kendi sınıf kuralları vardır. İşte ben sınıf kurallarını öğrencilerle beraber belirlemeyi tercih ederim. Bunu öğrencilerle beraber senenin başında belirlersiniz, uygularsınız. Şimdi yeni süreçte teknopedagojik bir lisan da geliştirmek gerekiyor. Sınıf yönetimiyle beraber online sınıf yönetimi online nasıl sınıf olmalı? Değil mi? Yani biz çokça bununla ilgili böyle videolar paylaşıldı, böyle fotoğraflar paylaşıldı. Öğretmen dersini anlatıyor. Mesela biz kendi okulumuzla ilgili şunu böyle ısrarla vurguladık. Sayın velimiz, öğrencinizin kamerası mutlaka açık olmalı. Olsun. Hocam evin içerisindedir, mahremiyeti vardır, şöyledir. Yok, burası evin içi değildir. Burasını sınıf olarak değerlendirin. Dolayısıyla görebileceğimiz bir pozisyonda öğrenciniz olmalı. Söz isteme sırasında nasıl yapılacak? Öğrencinin mikrofonu açık mı olacak? Kapalı mı olacak? Hangi portaldan kullanılacak? Öğretmen ekranını nasıl yansıtacak? Nasıl müdahil olacak? Şimdi bütün bunlar hep yeni bir süreç. Dolayısıyla online eğitimi yaptığını varsaydığımız kurumlar için, okullarımız için, öğrencilerimiz için bütün bunların hepsi bizim literatürümüze giren yeni yeni kavramlar oldu. Tabii. Yani orası artık bir sınıf. O bir sınıf. Ekran bizim için artık bir sınıf. Orada sınıfın mahremiyeti neyse o mahremiyet de o şekilde orada olmalı. Aslında Urfa'ya değindiniz ya biraz da. Çok böyle minik Urfa ile ilgili sormak istiyorum. Şanlıurfa'nın öğrenci sayısı 800 bin üzerinde değil mi? Yani 700 bin civarıydı. Üstüne katıyorum. Yüksek öğretim. Onu katmasak evet. 700 bin üzerinde bir öğrenciden bahsediyoruz. Evet. Avrupa'nın hatta dünyanın bazı ülkelerinde ülkenin öğrenci sayısı 700 bin. Tabii. Yani toplam ülkenin öğrenci sayısı Urfa dünyadaki birçok ülkenin öğrencisinden fazla öğrenciyi barındıran bir şehir. Ben hep söylüyorum, bir öncesinde ifade ettiniz ya, İl Milli Eğitim
Deki arkadaşların yerinde olmak istemezdim. Ben şu anki yönetimi o ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'na benzetiyorum. Aynen öyledir gerçekten. Yani Urfa'daki Milli Eğitim İl Müdürlüğü X Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı. Urfa tarım şehri. Urfa'da mevsimlik işçiler çok fazla. Çocuk işçiler çok fazla. Öğrenme gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi kısmının dışına geliyorum. Bürokratların yükü çok ağır. Ulaşmaya çalıştılar. Şehrin de dezavantajlı noktaları var. O şehrin de kendisini bir şekilde açması gerekiyor. Belki biz elimizden geleni yapamadık. Bizler de bir şekilde öğrenciye şehir eşrafından bahsediyorum. Evet. Şehirden, Urfa'dan bahsediyorum. O da elinden geldiğince çok destekte bulunmamış olabilir. Bunlar için bir kazanım elde edememişse telafi programı yapılacak. Bu telafi programına ihtiyaç bunlar yapılamadığı için mi doğdu? Nasıl gerçekleşecek telafi eğitimi? Şimdi aslında bir telafi programının içeriğini belirlemek için biz neyi telafi etmeye çalışacağız? Evet. Yani şu an önümüzde bir telafi süreci var. Peki biz bu telafi sürecinde neyi telafi edeceğiz? Şimdi bunun için de bizim sağlıklı bir ölçme yapmamız gerekiyor. Sonra da ölçtüğümüz büyüklüğü değerlendirmemiz gerekiyor bu sefer. Şimdi biz bu yıl öğrencilerimizle ilgili yapabildiğimiz tek objektif ölçme önümüzdeki LGS sınavıydı. Bunu da sadece 8. sınıflara uyguladık. Dolayısıyla şu an öğrencilerimiz bahsettiğiniz online eğitim sürecinde öğretmenlerimizin verdikleri kazanımlarını hangi derecede aldılar? Hangi oranda bu kazanımlar elde edilebildi? Öğrencilerimizin sahip oldukları bu süreçte ya da kendilerinde oluşan öğrenme kayıpları nelerdir? Evet. Bunu şu an bilemiyoruz. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Ama bakanlığımızın halihazırda hazırladığı bir telafi programı var. İşte 21 Haziran'la 2 Temmuz arasında bunun müracaatları yapılacak. Okullar modüllerden sisteme girecekler. 5 Temmuz'da da 31 Ağustos arasında gönüllülük esasına dayalı olarak okullarımızda telafi programı uygulanacak. Bu telafi de uzaktan derse erişebilenler için uzaktan eğitim erişemeyenler için aslında olması gerekiyordu. Erişenler bir şekilde erişti. Yine bunlar telafiye erişebilecek mi? O da ayrı bir soru işareti aslında. Mesela o tarladaki çocukların eğitimi telafi edemeyeceğiz. O mevsimlik işçilerin telafisini, eğitimi telafi edemeyeceğiz. Yazın bir yerde çalışmak zorunda olan çocukların eğitimini telafi edemeyeceğiz. Bakanlığı da sıkıntılar bekliyor aslında süreçten sonra. Yani eğitimi konuşurken eğitim tüm paydaşları kendince sıkıntılar yaşadı. Öğretmen kendi sınıfında, kendi öğrencisiyle, öğrenci kendi dersiyle, kendisiyle, aile kendi çevresiyle, okul herkese ayrı bir sıkıntı. Bakanlığın da bu pandemi sonrasında bir sıkıntıyla karşılaşacağı malum. Bakanlık nasıl bir sorunla karşılaşacak? Bir kaynaktan bahsettiniz biraz önce. Salgın sürecinde eğitim kesintiye uğramasın diye bir kaynak aktarılmalıydı ya da sonrasında bir kaynak aktarılmalıydı. Onun dışında da yine başka sıkıntılar bekliyor mu bakanlığı? Yani tabii şu an bir bakanlığın öncelikle böyle belirsizlikleri net bir şekilde gidermesi gerekiyor. Şu an sizin ifade ettiğiniz gibi çok şükür aşılama hızla devam ediyor. Yani günlük aşı sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Bu çok büyük bir rakam ve bütün öğrencilerimiz, bütün velilerimiz şu an şunu duymak istiyorlar. Yani biz bunu kontrol altına aldık. Dolayısıyla da Eylül'de biz sağlıklı bir şekilde başlayacağız. Ya da kontrol altına alamasak da bizim şu şekilde böyle planlarımız var. Ama gerçekten bu planlar böyle ölçülmüş, ayakları yere basan planlar. Şimdi ben böyle programdan önce eğitime bakış açısı noktasında ya da pandemiyle ilgili eğitimde neler yapılması gerektiğiyle ilgili çokça böyle sözler vardı. Evet. Birleşmiş Milletler'in UN News'e verildiği bir şeyde, bir metinde dünya gün yüzüne çıkmamış insan potansiyelini heba edebilecek, onlarca yıllık ilerlemeyi baltalayabilecek ve var olan eşitsizlikleri arttırabilecek nesilsel bir felaketle karşı karşıyadır. Son cümle çok 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 doğru. Onlarca yıllık ilerlemeyi baltalayabilecek ve var olan eşitsizlikleri. İşte bu. Sizin böyle ısrarla ve benim de aynı şekilde katıldığım var olan eşitsizlikleri arttırabilecek nesilsel bir felaketle karşı karşıyadır. Bazen biz özel okul kurucusuyum ben. Duyuyoruz ya bakanlık sanki böyle öğrencileri özel okula kaydırmayla ilgili mi çalışıyor? Bakanlık ne yapmaya çalışıyor? Kesinlikle öyle değil.
Özel okul kurucuları da, özel okulda çalışan arkadaşlarımız da bu durumdan aynı şekilde okulların kapalı kalmasından, öğrencilerin buna erişememesinden aynı derecede rahatsızlık duyuyorlar. Bakanlık o çalışma yaparken ayırmadı zaten. Onda ayırmadı, altı yok. Yani devlet özel diye asla ayırmadı. Kararı aldı, herkes uyguladı onu. Ve şimdi çocuklarımızın eğitim hakkı toplumsal öncelik haline alınmalıdır. Yani bu eğitim hakkı bizim önceliğimizdir ve bunu vermekle ilgili bütün şartlarımızı zorlayacağız noktasında olmalıdır. Covid-19 yine Birleşmiş Milletler'in Covid-19 yerel düzeyde kontrol altına alındığında ki şu an öyledir. Öğrencileri mümkün olduğunca güvenli bir şekilde okullara döndürmek en önemli öncelik olmalıdır. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Covid-19 salgını kontrol altına almak için okulları kapatma kararı son çare olarak kullanılmalıdır. Okul kapanmalarının çocukların fiziksel, zihinsel sağlıkları ve eğitimsel süreçleri ayrıca ekonomiye olumsuz etkisi muhtemelen sağladığı yararlardan ağır basacaktır. Bizde onun tam tersi oldu. İlk bizde, kapanması... bizde maalesef bu onun tam tersi oldu. Dolayısıyla da böyle deminden beri bahsettiğimiz gibi bizi zorlu bir süreç bu anlamıyla bekliyor. Telafi noktasında hepimize çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Dönüp arkamıza baktığımızda eminim yani kim itiraz ederse etsin. Arkamıza baktığımızda bu süreç bir de yaşanacak dendiğinde aynı bakanlığın aynı yolu izlemeyeceğine ben adım gibi eminim. Evet. Çünkü hatalar da yapıldı o süreçte. Eğitim başka şeye benzemiyor. Ekonomi bir şekilde tolere edilebiliyor. Yani insanlar, devletler, bölgeler, iş yerleri fakirleşir, zenginleşir. O. Evet. Ama eğitimi kaybeden bir milletin eğitimi tekrar yakalaması maalesef mümkün olamıyor. İşte bu yıl düşünün bir yıl boyunca eğitim alamamış bir öğrenci bir üst sınıfa geçti. Hayatı boyunca bu yıl alması gereken eğitimin alamayışından kaynaklı sorunlarla karşılaşacak. Ama sınavlarda, ama üniversite hayatında, ama normal bir üst sınıftaki hayatında. Hı. Bu anlamda bakanlık uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere de bir şekilde aslında sonrasında dokunmalı. Farklı ihtiyaçlar oluşmuş olabilir, farklı kapasiteler ortaya çıkmış olabilir. Bu desteklerle ilgili de bakanlığın çalışma yapması gerekmiyor mu öğretmenlere dönük? Şu an telafi bu yaz ayı süresi içerisinde bakanlığın telafide ben de varım diye bir web sitesi ve portalı üzerinden çalışmalar yapılıyor. Buna dönük belki okullara dönüş sürecinde şu an telafi eğitimindeki bütün oryantasyon programları öğrencinin sosyal hayata adaptasyonunu evet. hızlandırmaya dönüktür. Ama aynı şekilde gerçekten öğretmenlerin de buna ihtiyacı var. Belki fiziksel olarak değil ama mental olarak öğretmen arkadaşlar çok çok yoruldular. Bu bazen böyle dudak bükerek söylenen bir şey. Bazen böyle farklı şekillerde söylenen bir şey. Ama emin olun bir öğretmenin ekran başında o hazırlıkla ilgili, o bahsettiğim sınıf yönetimiyle ilgili yürüttüğü, sarf ettiği efor çok çok daha fazla. Dolayısıyla da burada öğrencilerle beraber öğretmenlerimizin de bu dönüşte sosyal ve duygusal olarak iyi olma hallerini destekleyecek programların mutlaka yürütülmesi gerekiyor. Bununla beraber bakanlık bu yaz ayında uygulayacağı öğrencilere dönük telafi programıyla beraber öğretmenler için de çeşitli kurslar planladı. Bununla ilgili ben böyle bakanlığın sitesinde şey yaptığım zaman, bir araştırdığım zaman fiziksel, sosyal, duygusal, akademik olarak böyle hazırlanmış olan çeşitli kurslar var. Ve bunlar yaklaşık 30 saatlik hizmet içi eğitim kursları. Yine bunlarla bakanlık öğretmenlerin sürece hazırlanmasını hedefliyor. Tabii şu an birçok şey iç içe geçti. Bu benim bahsettiğim program 3 Temmuz'da 12 Temmuz arasında mahalli olarak yüz yüze düzenlenecek mesleki gelişim programları. Fakat bunun çok daha öncesinden başlanması, öğretmenlerimizin bununla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Yine bu da bizim geç kaldığımız konulardan bir tanesi oldu. Evet. Tabii toplum, öğrenci, öğretmen ve bakanlık bir telafiye ihtiyaç var konusunda hemfikir. Evet. Çünkü bir kayıp söz konusu. Bu telafinin ne vereceğini ne zaman gösterecek yani. Dedik ya biraz önce neyi telafi edeceğimiz önce netleştirmemiz lazım. Bakanlık neyi planlıyor? Veli bakanlığın planladığını mı bekliyor? Veli telafiden beklentisi ne? Hı. Aslında
öğrencinin neye ihtiyacı? Yani bakanlığın yaptığı telafi veliyi doyuruyor mu? Öğrenciye yetiyor mu? Bu telafi programda açıklandı mı? Ne yapılacağı belli mi? Evet. Şimdi bakanlık illere bununla ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda biraz süreç izah edildi ve süreç başladı. Genel anlamda velinin beklentisi nedir? Bakanlığın telafi programıyla yürürlüğe koyacağı şey nedir? Velilerimizin beklentisi özellikle akademik kaygılarıyla ilgilidir. Yani benim çocuğum birinci sınıftaydı, şu an üçüncü sınıfa geçti. Evet. Yani Mart'a kadar okumayı öğrendi, şunu yaptı. Şu an başladığı yerin çok gerisine kaldı. Bütün sınıflarda bu farklı farklı şekillerde seyredecek. Dolayısıyla siz şu an üçüncü sınıftaki müfredatı ikinci sınıfın üstüne bina edeceksiniz. Ama ben ikinci sınıfta hiç yüz yüze eğitim görmedim. Online eğitimi gördüm ya da görmedim. Dolayısıyla olmayan bir şeyin üzerine siz bir şeyler bina edeceksiniz. Bu da velilerimizi ciddi anlamda kaygılandırıyor. Dolayısıyla bir telafi eğitimi olacaksa buna dönük bir telafi eğitimin beklentisi içerisinde velilerimiz. Fakat bakanlığın hazırladığı telafi eğitimi biraz bundan farklı. Çocukların sosyal yönden, pedagojik yönden, fiziksel yönden hazırlanmalarını daha merkeze oturtan bir telafi programı hazırladı. Bununla ilgili... Yani eve kapanan öğrenciyi biraz daha dışarıya çıkarmaya çalışıyorum diyor bakanlık. Veri diyor benim dışarı çıkarmana ihtiyacım yok. Eksiğini kapatmanı istiyorum. Yani çok da uyuşmuyorlarım burada şu an. Yani aslında bu biraz da veri niye bunu istiyor? Çünkü olay bakanlığın tahmin ettiği gibi gelişmedi. Hmm. Yani siz okulları kapatınca çocuklar evde oturmadılar. Hmm. O çocuklar AVM'deydi, sokaktaydı, parktaydı. Yani bakanlık sanki sokağa çıkma yasağı olduğunda herkes evinde oturdu. Böyle değil. Yani mutlaka bu şekilde olan kısmen bundan olumsuz etkilenen çocuklarımız var. Yani pandeminin psikolojik etkileri mutlaka var. Ama tamamıyla pandemi boyunca çocuklar evde değildi. Bakanlık şu an ona dönük bir program hazırladı. Mutlaka bunun bir yer alması gerekiyor. Mutlaka çocuklarımıza psikososyal bir desteğin verilmesi gerekiyor. Çocuklar birileriyle temas ettikleri zaman ciddi korku yaşıyorlar. Akrabalarından, binalarında oturanlarından ya da okul arkadaşlarından herhangi biri pozitif olarak tespit edildiği zaman ciddi anlamda kaygılanan çocuklarımız var. Bunlarla ilgili eğitilmesi gerekiyor. Ama velilerimizin temel beklentisi akademik olarak çocukların kayıplarının giderileceği bir eğitim. Öğretmenim ve veliyim aynı zamanda. Sanki ben de oyumu veliden tarafı kullanacağım. Veli sanki bu konuda yani öğrencinin elde etmesi gereken kazanımı elde edemediği için onun telafisini istiyor. %100 katılıyorum. Türkiye'nin her bölgesinde farklı farklı karşımıza çıktı ama net büyük tabloya baktığımda küçük lokal tabloları görmüyorum. Büyük tabloya baktığımızda okulları kapattığım süre içerisinde ergenlerin çok büyük bir kısmı dışarıdaydı. Evet. Yani ilkokul tutabilirsin, kısmen ortaokul belki bir kısmını tutabilirsin ama diğerlerin tamamı liseyi anlatıyorum. Evet. Dışarıdaydı. O yüzden onların telafisinin biraz da kazanımla ilgili olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en azından bu telafi eğitimi ne kadar sürecek onu da söyleyelim. Veliler de bilsinler. Tabii. Evet böyle yapıldı ama yani her ne kadar dediğiniz gibi olmasa da öğrencinin bir eksiğini kapatmak için yapılıyor. Tabii. Bunun süreci nasıl olacak? Şimdi bahsettiğim gibi 21 Haziran 2 Temmuz arası bakanlık bir modül geliştirdi. Evet. Ben A okulu olarak diyorum ki ben şu kadar saatlik şu kursu vereceğim. Evet. Vermek istediğim kendi fiziksel şartlarıma göre, kendi öğretmen kadroma göre, bulunduğum çevreye göre verebileceğim kursları ben modüle işliyorum. Ve bu süreç içerisinde de veli hangi kazanımları, hangi dersle ilgili telafi almak istiyorsa okul müdürlüğüne, yine bakanlık bununla ilgili bir veli izin belgesi yayınladı. Veli bu izin belgesiyle okuluna müracaat ediyor. Diyor ki ben çocuğumun şu kursları almasını istiyorum. Ve daha sonra da 5 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar da bu kurslar başlıyor. Kurslar genelde böyle 4 başlık altında toplandı. Bakanlık başlıkları ve açılabilecek olan kursları yayınladı. Doğa yürüyüşü, mesela fiziksel gelişime dönük olan kurslar, doğa yürüyüşü 12 saatlik bir faaliyet, oryantrik 12 saatlik bir faaliyet, izcilik 12 saatlik bir faaliyet, fidan dikimi 1-4 saat arası değişen bir faaliyet, yine spor, halk oyunları bunlar fiziksel aktiviteler.
Sosyal, duygusal etkinlikler, faaliyetler var. Anadolu çocuk oyunları, temassız çocuk oyunları. Birini mi seçebiliyor öğrenci sadece? Yok, birden çok seçebilir. Yani bunların saatleri var. Mesela masal anlatıcılığı 18 saat. Ama bir kurs vardır 4 saattir. Evet. Bunları sistem üzerinden veli takip edebiliyor. Her il kendi kurslarını kendisi giriyor. Bununla ilgili valilikler bünyesinde komisyonlar kuruldu. Dolayısıyla da buradan kamunun diğer kurumlarının da bu sürece destek vermesi istendi. Yani belediyelerimiz havuzlarını, spor tesislerini, açsınlar. Aynı şekilde gençlik spor il müdürlüklerimiz bu anlamda imkanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarına sunsunlar ve beraber bu süreci geçirsinler verimli bir şekilde diye bir planlama yapıldı. Bununla ilgili aynı zamanda çeşitli şeyler de hazırlandı. Yani bunların materyalleri de hazırlandı. Tabii dediğim gibi yani şu an maalesef okulların açılması, kapanması sürecindeki gibi şu an pazartesi günü ne olacak? O da meçhul. Şu an ben bu programdan önce birkaç tane okul idarecimizi aradım. Ne yapacaksınız? Siz pazartesi ne yapacaksınız? Pazartesi telafi eğitimi mi yapacaksınız? Pazartesi normal müfredatınızı mı takip edeceksiniz? Pazartesi hocam her biri farklı şeyler söylüyor. Maalesef. Bu olay böyle yürümemeli. Yani bakanlık bununla ilgili planlamasını çok önceden yapabilmeli. Ya bu şununla açıklanmaz. İşte pandemidir, vakaların seyrinin nasıl olduğu görülmüyor bilmem. Biz ciddi bir ülkeyiz. Kurumlarımız çalışıyor. Ciddi anlamda istatistikler veri hazırlayacak web tabanlarımız var. Biz bugünü de 3 ay sonrasını da öngörebilmeliyiz. Pazartesi vereceğimiz bir karar için Cuma günü bir duruma bakayım. Cuma günkü duruma göre karar veririz. Yaklaşımında olamayız. Düşünebiliyor musunuz? Ben feci olmadım geçmişte. Pazartesi günü okulların açılması gerekiyor. Toplantı pazartesi akşamı yapılacak. Onu hatırlayın yani. Tabii. Maalesef. Evet, maalesef. Yani dolayısıyla bu telafi süreci de üzülerek söylüyorum. Çok kötü bir şekilde ilerleyecek. Yani bununla ilgili katılımların sağlanması, yani bir defa zihinler bununla ilgili net değil. Evet. Bırakalım öğrencileri, bırakalım velileri, eğitim camiasının bununla ilgili gerçekten zihni net değil. Evet. Kıymetli dostlarınız yazmış, hepsini ikinci bölümde ele alacağız. Hacı Yaygın, Doktor İsmail Toğun, Halil Aslan, Anavatan Partisi İl Başkanı, Hatice Armağan ve Mehmet Büyük kardeşimiz de şu an bizleri izliyor. Onlar hepsini da katkıda bulunmuş. Biz de hepsine selamlarımızı söylüyoruz. Mehmet Bey'le de burada bir yayın yaptık. Mehmet Büyük'le de eğitimi konuştuk. Evet. O da şu an ekranın diğer tarafında bizleri izliyor. Değerli izleyiciler, Mehmet Ercan konuğumuz. Birinci bölümü sonlandırdık. Çoğunlukla neler yapıldı, kimler ne kaybetti üzerinde konuştuk. Ülkedeki dezavantajlı grupların neler kaybettiğini, bakanlığın neler yapması gerektiğini konuştuk. Asıl bence çok çok önemli olan kısım, ikinci bölümde soracağım soruda gizli. Yeniden vaka sayısı artarsa ne olur? Biz bu şekilde yaşamaya alıştık mı? Öngörüsü ne kıymetli hocam, ona soracağım. Ülkenin gidişatından elde ettiği bilgilerle bir dahaki dönem eğitim kurtarabilecek miyiz? Dersler nasıl başlayacak? Şanlıurfa'da sınıfların 40'lı, 45'li, 35'li olduğunu düşünürsek, madem bu pandemi bir salgın ve mesafe ile ilgili, sınıflar nasıl oluşacak? Sayı düşecek mi? Öğretmen eksiği nasıl karşılanacak? Uzaktan eğitim, yüz eğitim ikisi karışacak mı? Nasıl bu işin altından kalkacağız? Önce Urfa'da, sonra Türkiye'de. İkinci bölümde onları konuşacağız. Kısa bir reklam arası. Kıymetli izleyiciler, Ömer Ağla Panorama devam ediyor. Konumuz eğitim. Konuğumuz eğitimci Mehmet Ercan. Pandemi gölgesinde eğitimi konuştuk. Maalesef bir nesil için neredeyse kaybolmuş bir eğitim öğretim sezonundan bahsettik.
havaya erişimin Türkiye genelinde 1/3'te kaldığından bahsettik. Bazı bölgelerin teknolojik imkansızlıktan kaynaklı uzaktan eğitime hiçbir şekilde giremediğinden bahsettik. Eğitimde acı bir gerçek olan fırsat eşitsizliğinin daha da açıldığından bahsettik. Eğitime ulaşamayan kitlenin daha da ulaşamadığından ve pandeminin eğitimi gerçekten vurduğundan konuştuk. Pandemi eğitime total anlamda ciddi bir zarar verdi. Onları konuştuk. Mutlaka kazanımı oldu. İyi taraftan bakalım. Nasıl? Teknoloji kullanmaya başladık biraz daha eğitimde. Biraz da uzaktan eğitimin ne olduğunu anlamaya başladık. Bunlar da katkıları oldu. Ama keşke olmasaydı, hastalık bunlar da olmasaydı. Eğitimin başka şekilde de devam edebileceğini görmüş olduk. Aslında genç nüfusu çok fazla olan, öğrenci sayısı çok fazla olan ülkeler için pandemideki eğitim tecrübesi ileriki yıllarda işlerini daha da kolaylaştırır. Bu da ayrı bir katkısı oldu pandemideki eğitim antrenmanımızın. Şimdi dedik ya mutlaka bitecek. Bu sürmeyecek. Ama tersten bakıyorum. İhtimal vermiyorum fakat hazır olmamız adına tersten bakıyorum. Ya yeni eğitim öğretim döneminde vaka sayısı yeniden artarsa, Sayın Hocam dedi ki bu tür durumlarda eğitimi durdurmanın ya da okulları kapatmanın son çare olması gerekir idi. Bizde ilk yapılan o oldu. Bir daha bu olayla karşılaşırsak, yeniden vaka sayısı artarsa ne yapacağız? Evet Sayın Hocam. Yani gerçekten samimi konuşuyorum. Bir daha böyle bir ortam olacağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten aşılama çok güzel gidiyor. Evet. Ama bilemiyorsun, bir haber geliyor İngiltere'de mutasyonu, Rusya mutasyonu, Hindistan mutasyonu, bir şeyler oluyor. Yine karşılaşırsak böyle bir durumla, evet, yeniden vaka sayısı artarsa, evet, ne yapmalıyız? Yani artık geçmişte yaptığımızı yapmamalıyız. Niye yayınımızın büyük bir kısmını geçmişteki hatalar konuşarak geride bıraktık? Yine aynısını yapacaksak ders çıkarmamışız demek ki. Yine vaka sayısı artarsa neler yapılabilir? Yani aslında bu siz şu an bakanlığınız yerine A planımız ne olmalı, B planımız ne olmalı diyorsunuz. Gerçekten de bunun geçmişte yaşanmış, yaşadığımız olumsuz tecrübelerimizden ders alarak sağlıklı bir plan yapmak lazım. Hiç temenni etmememize rağmen ve geleceğe dair ben umutlarımla beraber sizin bahsettiğiniz gibi olası bir vaka artışında neler yapılmalı? Bunun tekrar böyle bir gözden geçirilmesi lazım. Aslında neler yapılması gerektiği, nelerin yanlış yapıldığında gizli. Bakanlık sonlara doğru daha mantıklı, bizim böyle gerçekten tamam bak işte yapılması gereken budur diyeceğimiz çözüm önerileri getirdi. Şimdi bizim temel mantığımız, temel yaklaşımımız gerçekten fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak olmalı. Şimdi düşünün, hiçbir yerle iletişimi olmayan, kışın aylarca yolu kapalı olan zamanda köyler vardı. Evet. Öğretmen de orada. Mesela siz pandemiden dolayı bu köy okulunu niye kapatırsınız? Giriş yok, çıkış yok, çıkış yok. Var olanlar aileler, sürekli birlikteler. Burada bakanlığın biraz paradigmasını değiştirmesi lazım. Ta olayın ilk çıktığı günden beri söylenen şudur. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, toplumun sağlığı adına hiçbir risk almayacağız. Risk varsa biz yokuz. Bu sağlık açısından gerçekten olması gereken bir şeydir. Sağlık açısından gerçekten risk almamak gerekiyor. Ama peki eğitimi ara vermek, eğitimi yok saymak aslında yüklendiğimiz daha büyük bir risk değil midir? Siz okullarınızı uzun süreli kapatarak aldığınız risk, sağlıkla ilgili aldığınız bu riskten daha az bir risk midir? Ben kesinlikle öyle olmadığını düşünüyorum. Evet. Peki ne yapılabilir? Sonlara doğru yine dediğim gibi bakanlık, aslında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle farklı uygulamalar yapıldı. Her ilin rengi belirlendi. Yani Şanlıurfa'da vaka sayısı çok düşüktü. Vaka sayısının düşük olan yerlerde yüz yüze eğitime devam edilip diğer yerlerde farklı çözümler değerlendirilebilir. Yani oralarda da tam bir kapanmanın içerisine gitmemek gerekiyor. Mesela Milli Eğitim Camiası, öğretmenler sıklıkla şunu dile getirdiler. Mesela biz okullarımızı pandemi sürecinde niye 6 gün kullanmadık? Evet. Bahsettiğiniz Urfa'nın sorunlarından bir tanesi kalabalık okullar, kalabalık sınıf mevcutları. Şimdi çocuğun aylarca okula gelmemesindense biz bu sınıfları
düşük olan okullarda, düşük olan öğrenci sayısı düşük olan yerlerde ikiye böldüğümüzü düşünün. Bir grup haftanın 3 günü, diğer grup haftanın 3 günü geliyor. Yine mi yetmiyor? Sabahçı öğrenci olarak farklı farklı zamanlarda, yani aynı sınıftaki öğrencilerin bir kısmı farklı zamanlarda gelerek çok farklı uygulamalarla, ama ne olursa olsun ders saati azaltılarak okula getirmek. Temel olan dersler, temel yeterlilik gerektiren dersler var. Yani o dersleri yüz yüze görelim. Bir kısmını yine online görelim, ama muhtemel, yani öngörmediğimiz, olmasını kesinlikle ummadığımız, istemediğimiz bir pandemi şeyinde kesinlikle okulların devamıyla ilgili çözüm üretilmeli. Siz önce açmaya karar vereceksiniz, sonrasında da nasıl açarım diye kafa yormalısınız. Ama zaten açmamaya karar verdiğiniz zaman bir şeye de kafa yormanıza gerek yok, zaten kararınızı vermişsiniz. Diğer türlü, yani pandeminin biz artık böyle bir iniş seyrine girdiğini, gerçekten aşılamayla beraber bu oranın düştüğünü görüyoruz, bunun da devam edeceğini inanıyoruz, böyle temenni ediyoruz. Burada ne yapılması gerekiyor? Burada da gerçekten artık yerel olarak öğrenme kayıplarının tespit edilmesi gerekiyor ve hızla bu kayıpların telafisi yoluna gidilmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili belki haftalık Milli Eğitim Bakanlığı ilkokullar, ortaokullar, liseler için haftalık ders saatleri çizelgesi yayınlar. Belki bu çizelgelerin biraz esnetilebilir. Bu çizelgeler öğrencinin ihtiyacına göre, kazanımların önceliklerine göre saatleri arttırılabilir, azaltılabilir. Yani bunu bir herhangi bir velimizle de görüştüğünüz zaman bakıyorsunuz ki önceliği olan bazı dersler var. Evet. Yani ben öncelikle diyor matematiğin mutlaka okul olmayacaksa ya özel derse ya şu şekilde mutlaka matematiği kapatayım diyor. Dolayısıyla da bu çerçeve programlarla ilgili mutlaka bir esnekliğin olması gerekiyor, giderilmesi gerekiyor. Rehberlik servislerine burada çok ciddi oranda iş düşüyor. Çocuklarımızın mutlaka psikolojik olarak desteklenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bireysel görüşmelerle, toplu seminerlerle, sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin bu yaşadıkları travma boyutundaki hasarların yine giderilmeye çalışılması gerekir diye ben düşünüyorum. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Eğitimde karar alırken toptancı yaklaşımı kenara bırakmamız lazım. Yani 80 milyonla ilgili karar alıyorum. İzmir'deki okula verdiğim tepkiyi Kars'taki okula gösteriyorum. Aynı şekilde değerlendiriyorum. Edirne'deki okuldaki talimatını Hakkari'nin uygulaması istiyorum. Bu toptancı yaklaşım şeylere uymuyor. Dediniz ya, sonlara doğru güzel bir sistem gelişti, renkler. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Daha da mikro düzeye insin. İl kendisi hangi okul nasıl eğitim yapabilir kısmını netleştirsin. Nasıl? Her okulun kontenjanı belli mi? Belli. Evet. Okuldaki öğrenci sayısı belli mi? Belli. Bir tuşla öğreniyor. Neresi olursa olsun, özel devlet fark etmiyor. Eğer kontenjanın yarısında kadar öğrencisi varsa derslikler yarı yere dolacak anlamına geliyor. Kadro yeterliyse sen eğitimini yap, benim aklım sende kalmasın. Bana ihtiyaç nerede var? Daha kalabalık okullarda bana ihtiyaç var. Evet. Ben enerjimi oraya vereyim. Onu minimize etmeye çalışayım eksiğini. 3000 kişilik bir okulu kapattın, haklısın. Evet. Kapatmakla haklı değilsin de başka formüller devreye girebilir. Ama sen 100 öğrenci sonra okulu da kapattın. Onu yapamazsın, olmamalı. Bunun sanki olmaz da olursa da biraz daha mikro düzeyde değerlendirilmesi gerekiyor. Tamamını kaybetmeyelim. Aslında hiçbir fert kaybedilmesin de biz hiç kurtarmaya çalışmadık. Topyekun bir yaklaşımla hepsini aynı kefeye koyduk. Yani burada sizin böyle dikkat çektiğiniz husus önemli. Mutlaka küçük ölçekte düşünmek gerekiyor. Her problemi kendi ölçeğinde çözmek gerekiyor. Bu da sizin yereldeki idarecilerinize bu anlamda hareket alanı oluşturmanızla alakalı. Evet. Yani biz okulumuzu teslim ettiğimiz okul müdürümüze bu anlamda güveneceğiz. Diyeceğiz ki müdürüm, öğrencilerini sen biliyorsun, sınıf mevcudunu sen biliyorsun. Yani bunu bakanlığımız da biliyor, Milli Eğitim Müdürü de biliyor, ama şu sınırları çizdiğimiz şu sınırlar içerisinde bize ne yapacağını öğretmenleriniz de kendi imkanlarınız ölçüsünde değerlendirerek bunu uygulayalım. Mutlaka sistemler kurulmalı. Sistemler içerisinde insanlar mutlaka denetlenmeli. Ama bahsettiğiniz gibi toptancı bir yaklaşımla problemi çözmek bazen daha büyük sıkıntılara sebep oluyor. Bazen problemi olmayanın
problemli olanla beraber mağdur olmasına sebep oluyor. Yani bu anlamda biraz daha yerelden, benim de başta bahsettiğim gibi, biraz daha esnek bir model içerisinde bunun çözülmesi gerekiyor. Şimdi mesela özel okullar açısından baktığımız zaman, mesela özel okullar bu anlamıyla seçmeli dersler boyutuyla, kendi öğretmen kadroları itibariyle buna pratik çözümler geliştirebiliyorlar. Yani o esnekliği kısmen kullanabiliyorlar. Siz Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesela öğretmen ve yönetici atama yönetmeliği var, normları var. Şu kadar öğrenciye siz bir tane matematik öğretmeni atayabilirsiniz diyor. Öğrenci sayısı şu kadar olduktan sonra ikinci matematik öğretmenine geçebilirsiniz diyor. Ama mesela özel okullar bu anlamda iki öğretmen ihtiyacı varken üç öğretmen, dört öğretmen, beş öğretmen istihdam edebilir. Ve bu da onun hareket kabiliyetini arttırıyor. Şimdi bununla ilgili siz buna benzer, yani bu ölçekteki yetkiler değil ama buna benzer hareket alanları yereldeki idarecilerinize verdiğiniz zaman emin olun onlar bu telafi sürecine çok makul çözümler geliştireceklerdir. Türkiye'nin eğitim yükünün çok büyük bir kısmını tabii ki devlet taşıyor. Çok büyük bir kısmını. Ama az da olsa bir özel sektör var. Onlar da eğitimin yükünün altına elini koymuşlar. Küçükten kastım sayıdan bahsediyorum. Var olan öğrencinin çok büyük kısmı devlette eğitim alırken küçük bir kısmı, %3'ü 5'i de özelde eğitim alıyor. Şimdi başka bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum. Hem devlette görev aldınız hem özelde görev aldınız. Evet. Özel okullardaki sınıf mevcudu maksimum kaç olur? Yönetmelikle bu sınırlandırılmış, 24'tür. 24'ü geçemez. Mümkün 6 değil. Olur, üstü olamaz. Tabii. Özelde bunu gördünüz. Biz 25 kişiyi ne olursa olsun sınırımız 100 metrekarede olsa 25'inci koyamayız. Evet. 24, 12, 13, 15, 16 ama maksimum 24. Devlette bir sınır var mı bununla ilgili? Devlet okullarında. Yani bununla ilgili yönetmelik var ama ihtiyaç halinde siz bu yönetmeliği deliyorsunuz. Aşıyorsunuz. Özel aşabiliyor mu? Mümkün değil. Aşamıyor, evet. Yani geleceğim nokta şurası. Pandemi döneminde bir kısmının eğitim verebilme ihtimali var iken, evet, eğitim veremediler ya. Bunun nedeni diğerinin eğitim veremeyişi. Evet. Bunun adı da eğitimde fırsat eşitliği oldu. Ben şöyle bir bakış açısı geliştiriyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. İki özel sektör, yani şimdi belki izleyiciler bunu başka tarafa çeker, aman çekmesinler. Devlet hastanesi dedi ki pandemi var, ben bazı ameliyatlarımı erteledim, yapmayacağım. İşte çok acil olmayan ameliyatlarımı durdurdum. Pandemiye yoğunlaştım. Diyebildi mi Sağlık Bakanlığı, ey X özel hastane sen de o ameliyatı yapma, diyebildi mi? Diyemedi. Ama biz eğitimde özel sektör devleti karşılaştırdığımızda gücü yeten eğitim yapabilene de yasak getirdik. Yapamayana da yasak getirdik. Bu da tamamen kaybolmaya yüz tutmuş bir gençliğin hepsinin kaybolmasına göz yummamız anlamına geldi. Olamaz mı? Çok mu şey istiyor eğitimciler? Yapabilen kırsaldaki köy okulları, yapabilen seyrek nüfuslu ilçe okulları, yapabilen şehir merkezindeki az öğrencili devlet okulları, yapabilen özel okullar eğitim yapsın dememiz çok mu zor olurdu? Yani biz kıyasımızı yaparken hep devlet okulları arasında programın başından beri yapıyoruz. Evet. Yani çünkü öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı orada hizmet görüyor. Şimdi orada dahi bizim çözüm olarak söylediğimiz şeyler yerel davranılmalı. İmkanı olan okullar buna devam etmeli. Bu ister özel okul olsun, ister devlet okulu olsun. Eğer siz sınıf mevcutlarınızda bir standardı yakalamışsanız, gerekli tedbirleri almışsanız, vaka sayınız makul sınırlar içerisinde ise ister devlet okulu olun, ister özel okul olun, yüz yüze eğitime devam edebilmelisiniz. Fırsat eşitliğini ya da eğitimdeki eşitliği imkanı olanın imkanını elinden alarak sağlayamazsınız. Çok güzel. Hedefimiz imkanı olmayanı diğerinin seviyesine çıkarmaktır. Biz bu şekilde başarılı oluruz. Ülkemiz içerisinde farklı bölgelerde ya da aynı şehir içerisindeki farklı ilçeler arasındaki eşitsizlikler bu kadar önemliyken biz aynı eşitsizliği bu pandemiyle beraber diğer ülkelerle aramıza aldık. Şu an birçok ülke pandemi döneminde yüz yüze eğitimi zorladı. Biz zaten uluslararası sınavlarda, uluslararası değerlendirmelerde ülke olarak sıkıntılarımız vardı. Bu pandemi dönemi bizimle gelişmiş olan ülkeler arasındaki makası çok daha fazla açtı. Burada olması gereken
bizim onlarla olan bu rekabetimizde arayı kapatmaya dönük neler yapılabiliriz? Bütün bunları söylerken mutlaka sağlık önemli. Mutlaka sağlıkla ilgili almamız gereken tedbirler var. Ama bunu topyekun uyguladığınız zaman sıkıntı oluyor. Özel okullar da hakeza o şekilde. Yani bahsettiğiniz gibi sınıf mevcutları yönetmelikle bakanlık sınırlamış. 24'ten fazla alamıyorsunuz ki birçok özel okul pandemi tedbirleri kapsamında 24'ü alabilecekken 24 dahi almadı tedbirler evet. kapsamında. Evet. Zaten bununla ilgili istatistikler de var. Yani ilimizde özel okulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 12. Dolayısıyla hani devlet okulları... Var olanın zaten yarısı yani. İstese de dolduramıyor. Tabii. Yani istese de aynı dediğiniz gibi bu anlamıyla şey değil. Binalarının kapasiteleri ciddi anlamda boş. Ama sadece özel okul olarak değerlendirmemek gerekiyor. Onların şartları bu anlamda pandemiyle ilgili tedbirler almaya müsait. Devlet ister de resmi okul olsun, ister özel okul olsun... bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ama olası durumlarda gerçekten... kısmi bölgesel düşünmeli. Yapmadım. Belki sizin bahsettiğiniz gibi aynı şehir içerisinde ilçeler arasında farklılık varsa... Köy okulu dediniz ya, köy okulu yani niye eğitimi vermezsin? Bir öğretmen 15 öğrenci var. O da evet. kapandı. Evet. Eylül ayı geldi. Biraz dağıldı. Biz hemen Eylül'de hadi her şey bitti hurra okula mı diyeceğiz? Aşılama bitti. Mümkün değil. Ne yani... yapacağız Eylül'de peki? Yani sınıflarımız 40-45'ken, 30'ken, 40 neyse artık sayı. Yani sizin gördüğünüzde mutlaka karar verici değiliz de biz. Hani yıllar önce eğitimde içli dışlıyız, görebiliyoruz, doğrusu ne anlayabiliyoruz. Eylül ayı geldiğinde A okulunda 40 kişinin oturduğu 9 A sınıfı artık oldu 10 A sınıfı, yine 40 kişi var. O 40 kişi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sabah 9 ya da 8 akşam 3 okulda olacak mı? Şimdi başta belirttim, gerçekten bu süreç yöneticilerimiz açısından çok hassasiyetli, çok önemli bir süreç, çok zor bir süreç. Sorumluluk isteyen bir süreç ama. Bu süreci bugün telafi eğitimini konuştuğumuz gibi konuşmamalıyız. Yarın telafi eğitimi başlayacak, hangi dersler verecek, müracaat neresi, hangi okul meçhul. Kapalı, hangisi açık. Yarın telafi eğitimi başlayacak, biz bugün bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla bakanlığımızın, il yöneticilerimizin bu anlamda bu yazı ciddi planlamalarla geçirmeleri gerekiyor. Telafi eğitimi başlayacak ama şu mesela birçok okul müdürümüz şu an şunun kaygısını taşıyor. 30 Haziran itibariyle İşkur kapsamında, THÇP kapsamında çalıştırdıkları hizmetlilerin bitiyor. Görevleri bitiyor. Kim temizleyecek okulları? 30 Haziran'da bitti. Ya da taşeron olarak çalışırken sözleşmeli olarak çalıştırılmaya başlayanların 10 ay çalışıyorlar, 2 ay izin yapıyorlar, dinleniyorlar. Onların da bitiyor. Ama biz yaz ayında okulu açacağız. Peki bu okulun temizlik ihtiyaçlarını kim görecek? Güvenliğini, temizliğini. Ya da bu okullarla ilgili, temizlikle ilgili bütçe ayrıldı mı buna? Ve aynı durumu Eylül ayında biz nasıl yaşayacağız? Bu anlamıyla... Bakanlığın ciddi anlamda tedbirler alması lazım. Yerelde aynı şekilde tedbirlerin alınması lazım. Normal süreçte dahi artık hiçbir zaman eski normal olmayacak. Mutlaka tedbirlerle, mutlaka hijyene çok daha dikkat ederek eğitim öğretime başlayacağız. Bu anlamıyla da yine bizim gibi Şanlıurfa gibi dezavantajlı illere mutlaka pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Bizim bürokratlarımızın da bu anlamda siyasi aktörlerimizin de bakanlıkta bununla ilgili ciddi taleplerini oluşturmaları gerekiyor. Her yönüyle de buranın desteklenmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bizlerde bu süreç uzadıkça telafi çok daha zor bir duruma geldi, ağırlaştı. Yani şu olabilir mi acaba diyorum. Hani dedi ki yıllardır bu işin içerisindeyiz, benim eğitimde işte. ...3000 öğrencisi olan bir okul... Hı. ...sınıflar 45-50 kişi ise... ...sen bir yıl daha bir... ...fedakarlık yap... ...en azından öğrenci kopmasın... ...iki gün şu yarısı gelsin... ...iki gün şu yarısı gelsin denebilir... Hı. ...ama yine hadi başladık Eylül'de... ...tedbir alacağız... ...yarı eğitim... ...iki yıl gitti... Evet. ...bir yıl daha gitmesi... ...bir grubun gitmesi anlamına geliyor... ...yani ilk öğretim kademesinin tamamının gitmesi anlamına geliyor...
ortaöğretimin birinci kademesinin tamamının gitmesi anlamına geliyor. Ya üniversiteyi kazanan öğrenci seneye mezun olacak, okulu görmemiş. Evet. Nerede mezunsun? İzmir'den. İzmir'i gördün mü? Hayır, görmedim. Nasıl İzmir mezunusun peki sen? Okula gitmedin ki. Seneye başladığında ben bahsettiğinize %100 katılıyorum. Bugünden yarına karar alınmamalı. Ne yapacağımız şimdiden planlanmalı. Ve bu iş yapabilen yerler. Kırsal okullar, işte köy okulları, öğrencisi az olan merkezdeki okullar yapabilen yapsın diye düşünüyorum. Evet. Ne dersiniz? Olur mu böyle bir şey? Yoksa yine toptan bir yaklaşımla mı karşımıza çıkarlar? Yok, ben şahsen artık bundan sonra toptan bir yaklaşımla ilgili biz kredimizi tükettik. Değil mi? Yani biz alacağımız bütün riskleri sağlık anlamında almadık ama eğitimden uzaklaşarak alabileceğimiz kadar risk aldık. Bundan daha fazlasını ne öğrencilerimiz kaldırabilir, ne velilerimiz, ne öğretmenlerimiz kaldırabilir. Dolayısıyla da bütün her taraf kapansa da bundan sonra okullarımız kesinlikle açık kalmalı. Mutlaka tedbirler alınmalı, çözümler üretilmeli. Ama ben bakanlığımızın da geldiği noktanın burası olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah Eylül ayında güvenle tedbirlerimizi alarak eğitim öğretmeye başlayacağız. Beklentimiz o yönde en azından. Beklentimiz o yönde. Yani vakaların seyri de, alınan tedbirler de onu gösteriyor. Biraz böyle ciddi sıkıntılar yaşadık. Veliler olarak, öğretmenler olarak böyle yaşadığımız sıkıntıları daha çok ifade ettik. Ama ben yarınlara dair umutluyum. Hepimize ciddi işler düşecek. Çok çalışmamız gerekiyor. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Ama inşallah o günleri tekrar yaşamayacağız diye ben temenni yani ediyorum. Yani 2020 Eylül'ünde okulları açtığımızda 0 aşı var idi ülkede. Evet. 0. 2021 Eylül'de okulları açtığımızda belki aşı sayısı şu an 40 milyon ya. Hı. Belki 80 milyon rakamda ulaşacağız. Çünkü günde 1 milyon 1 milyon gidiyor. Hatta bugün 1,5 milyon aşılama evet, yapıldı. Evet. 80 milyon yaklaşık 40 milyonun bağışıklık kazandığı anlamına geliyor. Sizin de aynı açıdan bakıyorum. Bir de bu süreçte biraz hani birbirimize tavsiyede mi bulunsak? Tahammül etmeyi mi öğrenmemiz gerekiyor? Yani tahammülümüzü daha da arttırmayı mı kendimize teklif etmemiz gerekiyor? Sonuçta eğitim bir ayağı veli, bir ayağı evet, öğrenci, bir ayağı öğretmen. Okul. Tabii. Bu üç unsur ne kadar çok tahammülünü arttırırsa evet, o kadar çok başarı gelir. Lütfen veliler, öğretmenler çok iyi anlasın. Lütfen. Evet. Gerçekten uzaktan ders anlatmak, yüzde ders anlatmaktan çok çok daha zor. Evet. Lütfen öğretmenler de velileri anlasın. İlk kez çocuklar da o kadar çok bir evde kaldılar. Yani evet, aynı ev içerisinde çok alışkın değiller. Bizler evet, alışkınız. Evet. Yani yüzlerce öğrenci gelir, yüzlerce öğrencinin karnını çekmeye alışkınız ama veli 3-4 çocuğun karnını çekemiyor. Uzun süre onlarla yüz yüze kaldı. Öğretmen de veliyi anlasın. Öğrenci öğretmeni anlasın. Öğretmen öğrenciyi anlasın. Bu anlamda birkaç kelime söyler misiniz? Yani bu tahammülümüzü biraz daha evet, arttırarak mı bitirmemiz gerekiyor süreci? Evet. Yani bu anlamda gerçekten empati yapmak gerekiyor. Hepimizin birbirimizi anlamaya çalışması gerekiyor. Bu süreç hepimizi yıprattı. Toplum olarak söylüyorum hepimiz derken. Evet. Öğretmeniyle, velisiyle böyle gerildik, sıkıntıya girdik. Uzun süre kapanmanın bizde oluşturduğu sıkıntılar oluştu. Velinin ekonomik sıkıntılarının da onun psikolojisinde yansımasını düşünün. Ticarete kesintiye uğrayanlar oldu. Evet. Ciddi anlamda işletme açıp şey yapamayanlar oldu. Yani bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Biz bu karne sürecinde bazı öğretmen arkadaşların velileriyle yaşadıkları diyalogları böyle şahit olduk. Böyle aktardılar milli eğitimde, devlet okullarında çalışan arkadaşlarımız da çocuğun notuyla ilgili işte bazı çocuk öğrenciniz bazı kademelerde, bazı sınıflarda veli dilekçesine bağlı olarak sınıf tekrarı yapabiliyor. Şimdi bununla ilgili velinin kanaati sorulduğu zaman ya da öğretmen kendi kanaatini söylediği zaman bunu yanlış anlayan veliler olabiliyorlar. Ya da velilerin bu anlamda bazen tepkisi fazla olabiliyor. Ya da velinin tepkisini yaşadığı baskıdan dolayı tölere edemeyen arkadaşımız da olabiliyor. Bu yönüyle karşılıklı birbirimize anlayışla anlayış, bu süreci götürmemiz gerekiyor. Bu psikososyal desteğin hepimize, bütün kademelere birlikte uygulanması gerekiyor. Hayat normalleştikçe, yani şu an yavaş yavaş işte bu telafi eğitimleriyle, belki Eylül'le beraber biraz daha normalleşecek, biraz daha hepimiz rutinleşeceğiz. Temennimiz dediğim gibi bunu en az hasarla bu süreci tamamlamaktır. Benim son sorum, bunu soracağım sonra son sözü ben size bırakacağım. Sorumdan sonra yine son söz sizin olacak.
pandemiden dolayı bu sene, hatta geçen sene de böyleydi. Devamsızlıktan kalma yok, devam zorunluluğu yok evet. Çünkü. Sınavlara girememiş öğrencinin de kalması artık yok. Sınıf geçecek. Yani 9'da başlayan bir öğrenci okulu görmeden, velev ki 9'a kayıt yaptı, okula hiç gitmedi, ona geçecek. Ama 9 hiçbir konusunu görmeden geçecek. Veliye şunu söylememiz gerekmiyor. Çocuğun sınıf geçiyor olması 9'daki konuları öğrendiği anlamına gelmiyor. Tabii. Devletin bir güzelliği mi diyelim çocuk bir yıl kaybetmesin diye, ama veli, ama okul, ama öğretmen, o çocuğun 9'daki derslerin alınmadığını görmemiz ve telafi etmemiz gerekiyor. Bu 2 aylık bir süreçte olacak bir iş değil. Mümkün değil. Velinin seneye tüm kademelerde kendi öğrencisine 2 kat ilgi, 2 kat alaka, 2 kat yoğunlaşma göstermez gerekmiyor mu? Velinin çocuğun daha çok takip etmesi gerekmiyor mu? Hani bizim velimiz de her şeyi biraz hani bekler ya öğretmenden, kurumdan, okulundan. Sanki bu süreçte olsa veli de biraz yorulsun çocuğu için. Çünkü bu çocuk sınıf geçti ama sadece sınıf geçti. Bunun da ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kalsaydı ne olurdu? Yine eğitime ciddi bir yük binecekti. Evet. Belki eğitim sistemi çökecekti. Yani düşünün, var olan duruyor. Bir üzerine bir o kadar daha öğrenci geliyor. Tabii. Onu da kaldırması mümkün olmayabilir. Kademe kademe gitmesi gerekiyor. Devlet böyle bir politika izledi. Biraz da veri elini taşın altına koyup bu çocukların bir şey öğrenmediğini bilsin ve bir dahaki eğitimde çok çok daha ehemmiyet versin diyorum. Ne dersiniz bu konuda? Yani normal seyir içerisinde zaten eğitim 3 ayaklıdır. Okul, veli, öğrenci, her biri bunun bir ayağıdır. Ve bu ayaklardan biri aksadığı zaman gerçekten siz amacınıza ulaşamıyorsunuz. Şimdi bu pandemi süreciyle beraber bu 3 ayak çok daha önem kazandı. Yani burada çocuğumuz, öğrencilerimiz pandemiyle beraber yeni alışkanlıklar kazandılar. Sosyal medyayla ilgili, teknoloji bağımlılığıyla ilgili bir sürü dezavantajlı durumla karşılaştık. Ders çalışma alışkanlıklarımızı kaybettik, müfredatımızdan koptuk. Şimdi bunun toparlanma sürecinde velilerimize de bahsettiğiniz gibi, okullarımız gibi, öğretmenlerimiz gibi büyük sorumluluk düşüyor. Bu anlamıyla bakanlığın belki bahsettiğimiz o esnek yapıyı biraz oluşturması gerekiyor. Şu an bununla ilgili bakanlık müfredatla ilgili, derslerin işlenişiyle ilgili ne tür bir tedbir alacak da bununla ilgili bir açıklama olmayacak. Olmadı. Belki geçmiş yılların müfredatları bu yıldaki müfredatın içerisine yedirilerek bir şekilde paylaştırılarak almanın yollarına bakılması gerekiyor. Ama bu süreçte özellikle veli okul diyaloğunun çok sıcak tutulması gerekiyor. Mutlaka birbirlerinden haberdar olmak gerekiyor. Belki velilerimizin okul ziyaretlerini, öğretmen görüşmelerini çok daha fazla bir şekilde getirmek gerekiyor. Bütün zamanlarını, çocuklarımızın bütün zamanlarının programlanmış bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ciddi anlamda uzun süredir evde çocuklarımız. Bundan sonrasında böyle verimli ders çalışma yöntemleri nelerdir? Nasıl bu telafi... Yani veli farkında olsun, o çocuk dolu dolu geçmedi üstüne falan. Gibi, tedbirini al. Veli de tedbirini almalı. Bununla ilgili okul idareleri de velilerini bilgilendirmeliler. Yani bizler böyle toplum olarak veli toplantısından veli toplantısına okula giden bir toplumuz maalesef. Ama bu süreçte artık biz bununla yürütemeyiz. Dolayısıyla okul müdürlüklerimiz bununla ilgili bir eylem planı çıkarmalılar. Velileri, anneleri, babaları sistematik bir şekilde, periyodik bir şekilde okula davet etmeliler. Yapmaları gerekenleri onlarla paylaşmalılar ve bunun takibini, süreci velilerimizle beraber yürütmeliler. Velilerimiz de ben gönüllü olarak bu taşın altına ellerini sokacaklar. Ortada var olan bizim geleceğimiz, üzerinde konuştuğumuz çocuklarımız. Evet. Bu anlamıyla onlar da bu sorumluluğun farkında olarak hareket edeceklerdir. Evet. Yani o konuda yani çok farklı düşünmüyorsunuz. Veli çocuğun eksik olduğunu farkında olsun. Tabii. Mutlaka bir şeyler almıştır ama bir yıl pandemiden kaynaklı herkeste sıkıntı oluştu ya. Her sektörün kendince sıkıntısı oluştu. Eğitim sektöründe de yani öğrencinin eğitime ulaşmasında sıkıntısı oluştu. Veli de bunu bilsin ki bu çocuğa bir dakika daha çok yoğunlaşması gerekiyor. Tabii. Çocuğa gerekli desteği sunması gerekiyor. Tabii. Gerekli yoğunlaşmayı evladında çocuğuna yapması gerekiyor. Tabii. Evet kıymetli hocam, çok özel konular konuştuk. Eğitimin her tarafı özel. Dedim ya biz konuşacağız ki gündeme getireceğiz ki bir şekilde bir katkı sunmaya çalışalım. Eğitimci eğitim konuşsun istiyorum. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Pandemideki eğitimi, sonrasını, tavsiyeleri, önerileri anlattınız.
Ben yayını kapatmadan önce son sözü tekrar size bırakıyorum. Eksik kalan bir yer varsa, bir de şunu söylemeli dediğiniz bir yer varsa onu da anlatalım, yayınımızı kapatalım. Yani siz böyle program arasında, reklam arasında böyle bu ülkede, bu toplumda eğitime verilen değeri ya da eğitimin gündemini konuştuk. Ne olması gerektiği. Rating programlarında, yani rating alan programları konuştuk biraz böyle beraber. Aslında bu bizim yaramızın nerede olduğunun bir göstergesi. Yani biz eğitimi gündemleştirmeliyiz bugünden sonra. Ben bu anlamda böyle en başta size teşekkür etmiştim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bizim toplum olarak, bütün bileşenler olarak eğitimi mutlaka gündemimize almamız lazım ve mutlaka bunun üzerine konuşmalar, konuşmamız sohbetler, lazım. Düşünmeler, okumalar gerçekleştirmeliyiz. Çünkü şu an için en acil olan problemimiz, en acil bir şekilde çözüm getirmemiz gereken sıkıntımız gerçekten çocuklarımızın bu kayıplarının nasıl telafi edileceğidir. Burada da toplumun bütün bileşenlerine sorumluluklar düşüyor. Öğretmenlerimiz de, okul idarelerimiz de, velilerimiz de işbirliği içerisinde el ele vererek çocuklarımızı daha aydınlık yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yayına gelişiniz için. Değerli izleyiciler, bu akşam Ömer Ağa'la Panorama'da eğitim konusu var idi. Eğitim konuştuk. Bu şehrin iki evladı eğitim konuştu. Ben de bir eğitimciyim, öğretmenim. Konuğum Mehmet Ercan, eğitimci, öğretmen. Bu şehrin içinden çıkmış, ilkokulunu, ortaokulunu bu şehirde okumuş. Bir şekilde bu şehre eğitim hizmet etmeye gayret gösteren iki eğitimci. Ve ben çok net bir şekilde haykırıyorum. Bu şehrin kurtuluşunun yegane reçetesi eğitime verilen kıymet. Bu şehir Türkiye'nin en genç şehri. Yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusu bu şehirde. Bu şehir dinamiklerine sahip çıkarsa Türkiye'ye meydan okuyabilir, dünyaya meydan okuyabilir. Tek yol, eğitime gereken kıymeti vermesiyle mümkün. Bu topraklar çok zengin. Tarım kenti, sanayi kenti, bu topraklar turizm kenti. Bu topraklarda her şey var. Rabbim suyu vermiş, Rabbim güneşi vermiş, toprağı vermiş. Ama eğitimle onları yoğuramazsak bu şehir makus tarihini yenemez. Bizlere eğitim anlatmaya gayret gösterdik. Sizler tek isteğimiz lütfen. Bizi izleyenler, tekrarında bizi izleyecek olanlar, eğitime gereken kıymeti vermediğimiz sürece bu şehrin yarını dünden daha parlak olmayabilir. Eğitim, eğitim ve eğitim diyoruz. Yayınımızı kaçıranlar için gece haberlerinden sonra saat 00:30'da tekrarını izleyebilirsiniz. Yarın sabah kuşağında ve pazar akşam kuşağında yine yayınımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Bu akşam Ömer Ağa'la Panorama'da eğitim vardı. Konuğum eğitimci Mehmet Ercan ile eğitimi konuştuk. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere. Esen kalın.